İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Azade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. 12-11 dokunulmazlık oyununu kazandılar ve 5'te 5 yaptılar. Potaya bu zamana kadar hiç girmemiş bir isim Seda Ocak girdi. Bakalım Seda duelloda neler yapacak diyoruz. Murat abicim buyursunlar. Furkan dede bu gece özellikle kırmızı giydim. Açık ve net söyleyeyim sana. Allah Allah. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Özellikle kırmızı giydim. Çünkü Ama çok güzel bir kırmızı mavi takımı proteste ediyor. Aa, ediyorum. mavi takımı proteste ediyorum. Çünkü bugüne kadar hep övdüğüm ve başarılarında gurur duyduğum mavi takım ne hallere geldi kardeşim? Olacak şey mi bu ya? Bizi çok üzdü. Mavileri sevenleri sadece ben mi? Mavileri sevenleri, mavilere gönül koyanları, mavilere kalplerini verenleri hepsini üzdüler. Maviler hiç olmayacak derecede çöküşe geçtiler. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Vallahi görmedim. Bir de felaket tellahlığım modası çıktı şimdi mavilerde. Hmm. Herkes abi bir kötümser, bir kötümser, bir kötümser. Hmm. Kardeşim bir, bir güzel bir şeyler söyleyin birbirinize bir motive edin ya. Özgür kardeşim zaten... Özgür devamlı bana ne oldu ben ne yapacağım ben ne edeceğim ben ne yapacağım nasıl oynayacağım Özgür zaten bir alem kendi başına bir alem Özgür Seda desen Seda da son günlerde hem performansı düştü hem de motivasyon sağlamıyor takıma Sedada da böyle bir bitkinlik ben ne yapacağım ben sayı atamıyorum ben şunu mu yaptım işte Batuhan nereye gitti Batuhan İstanbul'a geldi nereye gidecek Batuhan orada Seda. Ne takıyorsun kafaya dakikada bir Batuhan nereye gitti Batuhan nereye gitti. Batuhan orada. Yani bunlar felaket terbiyalı yapıyorlar. O geday işte bir şeyler onu söyle filan. Fakat ben sana açık ve net bir şey söyleyeyim mi kardeşim. Bu mavi takımın bu çöküşündeki bana göre bahşişe sebeplerden birisi de Özgür'dür. Allah Allah. Abi Özgür kardeşim sen benim üzerindeki renkteki takımdayken hı hı. orada Atakan'la Oh Atakan, Atakan, Atakan. Hiç felaket terlalığı yoktu. Hep Atakan güzel, Atakan her şey güzel. Huzurum var, huzurum yerinde. Hilmi Cem'le huzurluyum, Yunus Emre'yle huzurluyum. Onunla huzurluyum, bununla huzurluyum. Duello'ya gidiyor. Valla önemli değil, duello'ya gidiyorum ben. Fark etmez, arkadaşlarım yolladı beni. Huzurum kaçmasın. Sercancım gel. Huzurlu bir takımdayız. Sercan her şey mükemmel. Sercan ha ha iyi. iyi. Abi bir geldi mavi takıma Özgür. Bir şey başladı Özgür'de. Böyle feraket yaradı hani karamsarlık onu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Oradan bir Ogeday'a bir takılmaya başladı. Ogeday niye onu yapmıyor? Ogeday niye bunu yapmıyor? Takımda bir tuhaflık yarattı bence Özgür. Özgürün gelmesiyle beraber Özgür kırmızı takımdayken hiç bunları yapmıyordu abi. Kırmızı takımdayken o kadar iyi bir Özgür, o kadar huzurlu bir Özgür hep bize onu aşıladı. Şimdi bir mavi takıma bir geldi. Bir bakıyorum hep Özgür'de bir Karamsarlık özgür onu yapamıyorum bunu yapamıyorum. Özgür ben sana söyleyeyim mi? İnanılmaz derece takıma motivasyonunu aşağı çekti. Ben şahsi fikrim. Murat abi aklıma bir şey geldi. Söyle. Acaba özgür... Kırmızı takımdan mavi takıma yollanmış bir casus olabilir mi? Ajan. <gülüyor> ajan. <gülüyor> ajan. Ajan, ajan, ajan olmaz da. Özgür. Ya adam bilerek yapıyor mu bilerek yapmıyor mu onu da bilmiyorum. Yok bu arada bir şey söyleyeceğim. Ama adam e, iyi Şimdi gelmedi Özgür, yani. mavi takıma e, iyi, gelmedik i̇yi gelmedik ki, gelmedik gelmedi. İyi gelmedi kardeşim. Bak Doğru. ben sana söyleyeyim. Takımın Onun havasını bozdu. bozdu. Havasını bozdu İyi gelmedi. Ben açık ve ne sana Ondan söyleyeyim. önce mavi takım. Ha, bilerek iyiydi. yapıyor mu bilerek yapmıyor mu onu bilmem. Ama bu bir gerçek. Özgür bu takıma iyi gelmedi. Özgür bu takımaya gelmedi. Özgür neden? Çünkü bilmiyorum neden. İşte o Avatar'la iken, Hilmi Cem'le iken, Yunus Emre'yle diğer oradaki yarışmacılarken hiç böyle karamsarlıklar yapmıyordu Özgür. Buraya bir geldi nedense bir Ogeday takıntısı başladı. Ne varsa Ogeday'a taktı kafayı. İstiyor Ogeday'ı istiyor. Nereye istiyor, kimi istiyor, kimi istemiyor onu da bilmiyorum ama hiç iyi gelmedi kardeşim sonuç olarak. Ya bu takım şimdi sırf Özgür değil. Bu mavi takım son 5 dokunulmazlığın 5 kaybeden kaybeder mi bir takım kardeşim? Nedir bu ya? Ne yapıyor bunlar yani? Ben anlamadım. Yok ben hastayım. Yok ay onu yapamıyorum. Ay onu yapamıyorum. Yapamıyorsanız go home. Go home. Kimse sizi orada zincirle falan tutmuyor arkadaşlar. Siz seyircilere dakikada bir böyle bir karamsarlık Böyle bir motivasyon düşüklüğü. Tabii Acun biz, abi öyle, özgür. biz seyirci onu istemiyor. Acun abi Özgüre dönüyor. Nasıl diyor takım? He. Takım Revire döndü abi diyor. Evet, Revire evet. Döndü. E Revire döndüyse hep beraber gelin abi İstanbul'da benim tanıdık hastaneler var yatın orada. Bizi de bizim de huzurumuzu bozmayın kardeşim. Biz sizi orada bir Survivor izlemek istiyoruz. Biz canlı insanlar istiyoruz abi. <laughs> Vallahi canlı insan istiyorum abi ben. Saat kaç abi şu anda? Ben kaç yaşındayım? canlıyım bak. Canlı alabalık gibiyim aşağı. Maşallah. Allah, 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 sağlık, Allah sağlık saat versin. Amin. E, Özgür kardeş tamam sen de orada yoruluyorsun ediyorsun filan ama. E, kardeşim sen de dakikada. O zaman ben de her gece buraya çıkayım yayına. Ay Furkan ben bittim. <laughs> ben öldüm. Yarın ben gelemeyeceğim. Yarın çıkamayacağım. O zaman ne geliyorum buraya ben kardeşim. Geliyorsam hakkını vereceğim. Bize şey vermeyin abi. Biz serederken sizden öyle şey istemiyoruz abi. Ay hastayım. Ay huzurluyum. Ay bana bir şey oldu. Ay oğlum. Bana ne kardeşim ne oluyorsa oluyor. Ne oluyor? Siz bize iyi şeyler gösterin abi ben istemiyorum. Bu mavi takımı bu hale getirdiniz. Kırmızılar aldı başını gidiyor. Mavi takımı sevenler de hüsrana uğradılar. Üzülüyorlar kardeşim. Ben de üzülüyorum. Bu mu yani şimdi hakkımı mı son 5 düellonun şey ne deniyordu ona? Son 5 beş dokunulmazlık 5'ini de kaybediyorsanız bu işi bırakın kardeşim. Bu işi bırakın. Artık ya geri dönün ya tekrar motive olun bu işlere. Sizi sevenleri de üzmeyin abi yakışmıyor size yani. Ben çok kızdım. Buyurun efendim. Yani Murat abi kırmızı giydim dedi. Ben de o zaman sözüme ben de bugün mavi giydim diye başlayayım. Çünkü ben de mavi takım için giyindim. İnanır mısın bilmem. Totem yaptım. Gerçekten üzülüyorum çünkü mavi takıma ve hak ettikleri noktada olmadıklarını düşünüyorum. Yalnız özgürün bu masada şu an günah keçisi ilan edilmesinin karşısındayım ve sizi teessüf ediyorum. Allah Allah. Gerçekten öyle. Bakın Seda'nın takımı ve Atakan'ın takımı olarak takımlar kuruldu ve Seda'nın takımı olan takım Dediğimiz mavi takım bayağıdır çok kötü gidiyor. Kurulduğundan beri hatta çok e, galibiyet mağlubiyet sayıları orantısız kırmızı takıma. Yani Atakan'ın takımına oranla. Ama bunu özgüre e, suç atarak, özgüre pay biçmek ve özgür günah keçisi ilan etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden? Şimdi evet mavi takım kötü gidiyor. Gerçekten de hastalar bu arada. Ciddi anlamda hasta olduklarını hem görebiliyorum hem duyabiliyorum konuşmalardan, seslerden. Ama... Özgür diye bahsettiğimiz adam hep şöyle konuşuluyor. Bir kere önce onu düzelteyim. Yaşına göre çok iyi performansı. Yaşına göre mükemmel performansı. Hayır arkadaşlar. Özgür'ün performansı yaşına göre çok iyi değil. Özgür'ün Survivor'a göre çok iyi bir performansı var ve yaşı büyük. Yaşına göre iyi performans kime denir biliyor musunuz? Mesela Bozok. O da yaşına göre çok iyi performanslıydı bence. Sonuçta burada insanlar 20-25 yaşlarında, 30 yaşında daha az insan var 25'lere kıyasla. Bunlar baktığın zaman 50 yaşında insanlar. Dolayısıyla ben Bozok için mesela şu cümleyi kurarım: Yaşına göre çok iyi performans. Ama özgür'e yaşına göre çok iyi performans dersek orada 25 yaşına bir batuanı yenen işte e, yenmediği adam kalmadı içeride. 8 düellodan çıkan insanlar. Performans yıldız adayları, parlayan yıldızlar, şampiyonluk adayları 3. 4. düelloyu göremezken Özgür 8. düellodan çıktıysa bu adamın performansı herkese göre iyidir. Hepinize göre. Hiç öyle yaşına göre falan deyip böyle o kalıba sokmayın. Evet yorgun, hasta ve zaten 8 düellodan çıkmaya çalışan bir adam. Yani onu anlayabiliyorum yorulmuş olmasını ama kesinlikle Özgür'ü böyle... 50 yaşında adam başarılısı olarak e, lanse edilmemeli bence. Özgür orada birçok 20-30'dan daha başarılı bir yarışmacı olduğunu bize kanıtladı. Şimdi geleceğim mavi takımın çöküntüsüne. Ben bunu yani evet zamanlama olarak baktığın zaman... ...Özgür'ün maviye geçişinden sonra kötüye giden bir mavi takım var ama... ...bu ikisi hani elma ile armut bence. Yani bu adam tamam sayı kaybettiği günler oluyor. Bugün özellikle bugüne geliyorum. Şimdi potada olduğu halde takıma... Dört sayı kazandırmış bir adama biz bu Özgür Mavi takıma iyi gelmedi dersek orada gerçekten günahını almış oluruz. 5'te bir yapan bir Seda var onu konuşalım. Dün de beşte bir yaptı. Ondan önceki hafta da çok sayılar kaybetti. Normal bir Seda izletmiyor bize şu an. Hasta olabilir, yorgun olabilir, şanssız olabilir. Ben de bu performansı Seda'ya yakıştırmıyorum. Ama bir sebep arayacaksak bunlara da bakmalıyız. Burada Seda'nın 5'te bir yapmasının Özgür'le hiçbir alakası yok. E, acil kendini toparlaması lazım. Bence iyileşmesi de lazım. Gerçekten onun da bugün oyunlarda, oyun sonlarında nefes alamadan attığını, nefessiz kaldığını çok gördüm. Asla bahane olduğunu düşünmüyorum. Ama e, bugün ben de kırmızı giymeyi tercih ederdim bu arada ama mavi giydim, mavi takım için diyelim, Özgür için. <laughs> bir totemim olsun. Yani böyle devam etmesinler umarım diyeceğim ama devam eder gibi de gözüküyor. Her gün bir dört kaybeden, 4 sayı kaybeden yarışmacı izliyorduk. Acaba bir sonraki kim olacak dedik. Bu hafta bugün Seda oldu mesela. 5'te bir 4 sayı kaybetti. İlk defa bu arada 11-11'e e dayadılar. Çok uzun zaman sonra ilk defa. Ee, ama kısmet yine Atakan ve Hilmi Cem'den yana gitti. Oyunu geldiğinde zaten onlarla konuşuyoruz. Sizin üzerinizdeki bir pelerin gibi. Siz de evet, Yunan mitolojisinden <laughs> gelmiş gibisiniz. Yani Truvalı Helen gibisiniz aslında <laughs> Teşekkür biraz. ederim. Bence ee, konseptimi doğru anlıyorsunuz. Çok beğendim. Buyursunlar. Ee, Murat abi galiba dünkü bölümün kasetini taktı. Ee, dünkü bölümü izledi ve yayına çıktı. Yani ben öyle anladım. Yani biz bugün Özgür'ün şovunu izledik. Murat abi gelip Özgür'le başladı programa. Hani dün mavi takım kaybetti ve Özgür'ün 5'te 0'ı bunda etkendi ya. Murat abi onunla ilgili yorum yapmayı unuttu herhalde. Bugün geldi yanlış kaseti izleyip yayına çıktı. Bana öyle geldi çünkü. Çünkü ben bugün bir Özgür izledim. Bu adam hem Düello yorgunu hem Yaş itibariyle ve aylardır burada mücadele etmesi itibariyle artık pilinin bittiğini görüyoruz. Hem de potada ve bu adam bugün günün en iyisi. Ve mavi takım 11-11'e gelmesinde bu adamın parmağı çok yüksek. 11-10'dayken inanılmaz bir oyun kazanıyor ve final atışlarına bütün takım elemanları ona güvenerek ona bırakıyorlar ve orada da gerçekten çok iyi atışlar yapıyor. Bir programa çıkıyoruz. Murat abi bu adamı eleştirerek başlıyor. İnanamadım. Murat Özür olmak kolay değil abi. Murat olmak kolay değil. <laughs> Buyurun. Ben e, İhsan'cığım her zaman sonuca bakarım. Son oyuna bakarım. Son oyunda bir şey yapamadı. Sonuca da etki edemedi. Onun için genel performansına da baktarak konuşuyorum ben. Yani sırf bu gece için konuşmadım ben. Eyvallah. Genel performansı da. Ya şimdi... Ya ben mavi takımı da tebrik ediyorum bu akşam. Tabii ki kırmızı takım daha büyük tebrik ediyorum. Adamlar 5'te 5 beş yapmış. Helal olsun. Yani büyük başarı. E, Atakan'ı, Hilmi Cem'i, Yunus Emre'yi, Merve'yi ve tabii ki Nefise'yi de tebrik ediyorum e, Ama bugün Mavi takımı da tebrik ediyorum Mavi takım gerçekten bütün handikaplarına rağmen bugün çok iyi mücadele ettiler 12-11 kazanana olur ama kaybeden olmaz dediğimiz oyunlardan 12-11'e getirmek, bu oyunu devam ettirmek ve üstelik bugün 4 kişilik takımda 2 kişi geldiyse gününde değil Yani Batuhan ve Seda bugün takıma katkı sağlayamıyorlar Böyle bir durumda takım tamamen Özgür ve Ogeday'ın sırtına bindi yani Özgür de iyi başlayamadı oyuna ama ondan sonra çıktığı bütün oyunları kazandı ee, finale kadar. Ogeday bir kere Merve'ye kaybetti. Bir daha bütün oyunları kazandı. Ve bu haldeyken bu şekilde yenilmeleri valla günün en iyisi o Özgür ve Ogeday'dı. Ben Özgür eleştirisini bugün alamam. Niye bu adam zaten potada. Bu adam istese dinlenebilir. Mücadele çok fazla etmez çıkmaz bu kadar e, istekli oyunlara ama bu adam arkadaşları için bunu yaptı. Hatta kardeşleri için bunu yaptı. Mücadele etti ve ben tebrik ediyorum Özgür'ü. E, dünkü Özgür değildi yani. Bugünkü Özgür bambaşka yani. Dün evet 5'te 0 ama nedenleri var mı? Var. Yani Özgür yorgundu. Tamam. Üstüne üstlük bir hastalık e, durumu var mavi takımda. Konuşurlarken, oynarlarken hepsinde hissediliyor böyle nefes nefeseler. Konuşurlarken konserde hepsinin sesi böyle başka bir yerden geliyor. Genizden çıkıyor belli hastalar ama mücadelelerini veriyorlar. Ben tebrik ediyorum mavi takım. Bugün eleştirecek çok şey olduğunu düşünmüyorum. Hatta bugün övülecek çok kişi olduğunu düşünüyorum Survivor'da. Başta Seda'yı bugün övmek istiyorum mesela. Çünkü Seda bugün bir harakiri yaptı. Ee, hep potalardan korktuğunu düşündüğümüz ee, Seda bugün mesela ben ne kadar bu takımın direğiysem bugün o direği değildim dedi ve istedi istese belki de Botan'a aday yapabilecekken kendisi bir başka ismi yazarak kendisinin aday olmasını sağladı. Bu konuda da ben Seda'yı tebrik ediyorum. Hı hı. Ee, bu çok önemli bir konu. Ondan sonra Atakan'ı tebrik ediyorum. Bugün mesela günün en iyisi kırmızı takımda var mı böyle biri? Yani kırmızı takımda gerçekten en iyisi de yok, en kötüsü de yok. Kırmızı takım average bir e, oyun oynadılar. Şimdi mavi takım'a bakıyorsun, o kadar çok iyi. Özgür çok iyi. Seda kötü, Batuhan kötü. Kırmızıya bakıyorsun, günün en iyisi kim? Bir şey diyeyim. Merve bir çok önemli sayılar aldı. Hilmi Cem sonradan açıldı, iyi sayılar aldı. Yunus Emre önemli sayılar aldı. Atakan Mesela Atakan özgür oynadığı iki mücadeleyi kaybetti. Hem de biri çok kritik bir mücadele 11-10 iken. Şimdi böyle bir yerde Atakan tekrardan finale çıkma isteği. Orada Merve ben çıkmam diyor. <laughs> Yunus Emre isterseniz diyor filan. Tekrardan çıkma isteği. iki kere kaybetmişsin. Özgür oynayacağını biliyorsun. Tekrardan çıkıyorsun ve böyle bir riske giriyorsun ve kazanıyorsun. Vallahi tebrik ediyorum. Yani helal olsun. İşte bu kumaş şampiyonluk kumaştır. Yani o soğukkanlılık, Tekrardan o mücadeleyi göstermek Atakan'ı tebrik ediyorum. Hilmi tebrik ediyorum. 3'te 0'la başladığı bir günde final oyununda destek verdi. Yani büyük başarı. Kırmızı takımın başarılarını da konuşmamız lazım. Oradaki fertlerin de başarısını tek tek tebrik ediyorum. Ama bugün mavi da tebrik ediyorum. Seda bugün iyi oynamadı ama kendisi neyin ne olduğunu bilerek kendini aday göstermesi büyük olay. Ogeday'ın, Özgür'ün bu derecede performans göstermesi büyük olay. Batuhan bugün belki gününde değildi ama bir gün önce Batuhan da e, iyiydi. Yani mavi takımın da gelenine baktığım zaman ben tebrik edilecek bir durum olduğunu görüyorum. Şu an Survivor'da bu kadar zaman sonra o enerjiyi bazen hissedemiyorsun ekrandan ama bir şekilde oyuncular kendilerini veriyorlar vallahi helal olsun hepsine. Şimdi burada özgür bireysel olarak değerlendirdiğimiz zaman hem yaşı gereği hem gösterdiği performans gereği ayakta alkışlanacak bir yarışmacı. Ama Murat abi'nin tespitini değerlendirirsek o genel bir tespiti yaptı. Yani hani Özgür'ün mavi takıma geldikten sonra mavi takımın aldığı mağlubiyet serisi de aşikar. Hani mesela şimdi Özgür mü Furkan mı desen Özgür dersin. Özgür mü Yasin mi desen Özgür dersin ama o yarışmacılarla mavi takım daha iyi bir hava yakalamış gibiydi sanki. Şu anda mavi takımda o hava kalmadı. Bilmiyorum ben yani Murat abinin bu genel değerlendirmesine katılmadım diyemeyeceğim açıkçası. Ben hava kalmadığına katılıyorum ama bunun bir sürü etkeni olabilir. Yani bunu özgür'e ee, şey yapmak yıkmak bence yanlış. Zamanlama olabilir. Ha, özgür, yorgunluk tabii ki, olabilir. Sadece özgür tabii abi. sadece özgürü yakmadım. Tabii evet, sadece genel. Ben takımı yıktım, ee, Sedaya yıktım, Fatma e, bir şeyler dedim, Ogedaya dedim son ama en fazla zaten. olarak. Özgür'ün şöyle, Özgür'ün performansından falan bahsetmiyorum ben. Ben Özgür'ün bu takıma geldikten sonraki verdiği hava ve hava derken diğer takımdaki arkadaşlarıyla olan diyalogları, diğer takımda her şeyi alttan alması, diğer takımda toz pembe görmesi her şeyi. Buraya gelince bir Ogeday takıntısı başladı. O Ogeday takıntısıyla beraber takımda bir takım şeylerin değiştiğini, bir hava bozukluğu yarattığını ben Hava bozukluğu hava, kesin. Hava, hava bakın mesela Damla gitti. Seda'nın en yakın arkadaşı. Mesela işte Yasin vardı. iyi anlaşanlar vardı. Yasin gitti. Hani bir sürü şey aynı anda oluyor. Performanslar düşüyor. Yorgunluk başlıyor. Hastalık başlıyor. Son 15 gün kalıyor. Kardeşi kardeşe kırdıran dönem gelmiş oluyor. Seda geliyor. Damla'yı yazmak zorunda kalıyor. Damla eleniyor. Adada yalnız kalan insanlar izliyoruz. Sonrasında Özgür o kadar takıntısını böyle bir Kavga veya ilişki bozma seviyesinde hiç kullanmadı bence. Yani tamam, peki bir o şey kadar şey... ortaya bir ortaya bir şey attı. Özgür de onu blöf olarak yemedi. Yapalım o zaman istersen dedi. Hani burada böyle takımın dinamiği bu yüzden bozuldu demem ben. Mesela. Tamam da şimdi bak Özgür'ün öyle bir anlatışları, öyle bir hareketleri var ki ben derim ki mesela Özgür düelloya girecek de hali yok. Yani Özgür hep o havayı veriyor. Ben bittim, ben şu oldum, ben bu oldum. O zaman düelloya da girmesin kardeşim. Her düelloya giriyor. Her düelloya girip savaşıyor mu? Savaşıyor. E savaşıyorsan, duelloya da giriyorsan bize bunları ne anlatıyorsun? Bu imajı niye veriyorsun? Ve takım içerisinde de sürekli böyle ay şöyle oldu, ay böyle oldu, ay böyle oldu deme kardeşim. O zaman duelloya çıkmak günü geldiği zaman çıkıyor musun duelloya? Diyorsun. Savaşıyor musun? Hı hı. E o zaman bize bunları niye anlatıyorsun? Ama adamın gerçeği bu. Tamam, ya tamam da kardeşim. Dört kere düelle Nasıl üst, üste dört düveleye... keredir düelle çıkacak bu adam. Yorulacak. Yoruldun mu demeyecek. Tamam Kırmızılardayken anlatmıyordu. Kırmızılardayken hiç böyle bir şey. Kırmızılardayken aynen şöyle diyordu kırmızı takımdayken. Girebilirim. Çok huzurluyum huzur arıyorum. Sercancım biz çok huzurluyuz. Bizim... Bilgisom... biz çok huzurluyuz diyordu. O zaman niye böyle isyan etmedi? O zaman da düelloya sokuyorlar. Ama şöyle Dakikada bir... dördüncü kez düelloya girmesiyle sekizinci kez düelloya girmesi arasında da fark var. Üst üste dördüncü kez girişinin zaten e, çok büyük bir kısmı şu anki takımda oldu. Yani ilk başta girmeye başlayan ilk girdiğinde mesela laf attığını hatırlıyoruz. Milletin elinde kumandayı almış birisi. Diğerlerinin joystick'i bir tek kişinin elinde dedi sonra takmıyorum dedi. Evet bunları zaten açıkladık ama hani artık bu yarışmanın sonu gelmiş, yorulmuş, 8. düello olmuş. Bunu dördüncüdeki röportajda aynı röportajı bekleyemeyiz bence. Adam bize şeffaf bir şekilde ne hissettiğini anlatıyor. Bugün yine diyor ki "Bittim diyorum ama o gazla düelloya çıktığımda yine bu özgür neler yapabilir? Bunu ben de bilmiyorum. Merak ediyorum açıkçası." diyor. Tamam hani da ben de ben özgür, bunu de özgür zaten. bitebilir. Özgür yorulabilir. Ben şimdi mavi takımın seyircisiyim kardeşim. Mavi takımı tutuyorum. Ben mavi takımı tuttuğum zaman orada mavi takımın kırmızı takımla olan mücadelesinde mavi takımı izlerken mavi takımı görürken bana mavi takımın bir şeyler vermesi lazım. Bana benim beni de heyecanlandırması ve benim o oyunu seyrederken rakibe karşı bir şeyler hissettirmeleri lazım. Bugünkü Şimdi çıkıyor kadar... Özgür sayesinde hissettiriyor. Abi var? ne ya Özgür, özgür sayesinde, sayesinde Özgür o, oyun, oyun başlayacak. Mı? Ben bunu nasıl yapacağım? Ay o mu oldu? Ay bu mu oldu? Ben öyle bir takım görmek istemiyorum. Ama icraatte Özgür var aslında. Baktığında Özgür yarattı bugünkü heyecanı. 11-11'e özgür getirdi bu ya maçı tamam, yani. Ama o sınırda oldu yani. Ya. Şimdi bugün, bugün mesela ya Şöyle, adam şey ne yapıyor yaşandı ona bakma. Yani, yani her şey adam bugün yaşanmadı ki. yorgun bile sayı alabiliyor olması şu an suçlu ilan ettik ben, adamı. Bir dakika. Hayır şöyle bak, siz, ben bak ben siz şöyle, olayı şöyle değerlendiriyorum. Başka tarafa taşımıyorum. Ben şöyle ben adamı değerlendiriyorum. Oyun alamadı evet, diye suçlu ilan etmedim. Şöyle. Ben sizin ne demek istediğini anladım. Hanzade'yi değil anladım ama şöyle. Şimdi Hanzade'de mesela mavi takımda yaşanan olumsuzluklardan bahsetti. O noktada da sana da katılıyorum ama aynı olumsuzluklar mesela kırmızıda da var. Ama kırmızı bozulmuyor. O havayı bozmuyor. Bak şu anda Normalde mesela kırmızı daha kırılgan bir yapıya sahip gibi hissediyorsun. Bireysel olarak baktığın zaman özgür diyorsun, seda diyorsun, Ogeday diyorsun, Batuhan diyorsun. Beş maçtır kırmızı takım kazanıyor ya. Bence yani onların çok büyük bir başarısı. O yani demek yani. ki mesela kırmızı bak e, röportajları izliyoruz. Kırmızı takımda birbirine sallamayan yok. Maça çıkıyorlar. Takım ruhu var. Ben Bu mavi takımın. Doğru birbirine, birbirine belki daha uzak isimler olduğu için aslında bakıldığında hani Atakan ve İmcim'den bahsetmiyorum ama. E, duygusal anlamda iniş çıkışı da az olur böyle ilişkileri zaten normal hayatta da böyledir yani birbirine daha yakın isimlerin inişi de çıkışı da daha kuvvetli olur birbirine daha uzak daha profesyonel bir takım gibi kırmızı takım şu an baktığın zaman nefesin içinde fırtınalar kopuyor bence Atakanlara karşı Merve'nin de öyle Merve de nefiseyle bu görüntüyü veriyor bize çok eleştiriyorlar birbirlerini Baktığında oradaki dostluk ya da ilişki çok daha az aslında belki onun artısını görüyorlar bu arada hani Yola bakıyorlar, profesyonel davranıyorlar, ne diyor Bize 15'ün kalmış zaten burada salağa yatıyorum ben diyecek kadar aslında uzak diğerlerine. Hani mavi takımın e, belki de o yakınlığı sonra oradan kopuşlar, elenmeler mavi takıma daha büyük bir darbe yaratmış olabilir. Yani bu pozitiften kaynaklı bir negatif sonuç alınmış olabilir. Kırmızı takım mesela taraftarlarına daha büyük heyecan veriyor abi. Ben kırmızı takımı izlerken mesela diyelim ben kırmızı takım istiyorum, heyecanlanıyorum. Mesela bana daha çok şey veriyorlar yarışma öncesi, yarışma sırasında. Mavi takım bana... Öyle bir heyecan vermiyor abi. Dakikada bir böyle birisi, böyle birisi. Ay bana ne oldu? Ay ben şöyleyim. Ay böyle böyle takım mı olur abi? O zaman kardeşim gidin doktora. Deyin ki ben bugün oynamayayım. Doktor da sana rapor versin. Oynama kardeşim. Ama açıklıyorlar bunu niye yapmadıklarını. Seda açıklıyor. Yani Ben şimdi burada rapor alıp oynamasam potadan kaçtı diyecekler vesaire. Artık şimdi bu kadar emek var. 5 aylık emek var. Son 15 gün yapılan şey hatırlanır bu arada. Hep öyledir yani. Sonlarda olan şey hatırlanır ve dolayısıyla Seda'yı da o konuda haklı buluyorum ve diğerlerini. Rapor alıp oyundan. Şimdi Nefise'yi eleştiriyor ya nefise, aslında. Kendisi. Nefise aldı mesela. Eleştirdi aldı zaten sonrasında. Biz aslında eleştirdik Seda'yı ama o kendi gözünden kendisi nefiseyi de eleştiren bir insan olduğu için hani bunları yapmamalarının sebebini de açıklıyorlar. Kaçar gibi gözükmek istemiyorlar. Pes etmemiş olmak istiyorlar. E yorgunlukları da bir zahmet biz de izlemek zorundayız yani. Seda mesela şu anda bana göre büyük bir iş güzellik yaptı. Ben onu çok seven bir abisi olarak ve onu izlerken beğenen bir yorumcu olarak bana göre şu anda yapmış olduğu hareket büyük iş güzellik. Neden dersen timing hatası yapıyor bir kere. Büyük timing hatası yapıyor. Sen güçlü olduğun zaman bu işlere gireceksin. Sen güçsüzken bu işlere ne atıyorsun kendini? Niye attı Seda şimdi buraya kendini? Ne oldu yani ne olacak şimdi? Duello'ya girecek değil mi Seda? Hı hı. Seda en kötü dönemini yaşamıyor mu şu anda? Doğru. Hem performans olarak kötü dönem yaşıyorsun. Hem hastasın. Hem konuşacak halim yok diyorsun. Bu ne periz bu ne lanet uçursun. Sen şimdi kendini niye duello'ya atıyorsun? Ne olacak Duello'ya girince Oscar mı verecekler sana? Ne olacak? Ya gidersen? Ne olacak Seda niye gidersen en kötü zamanda sen Duelo'ya giriyorsun ateşin içine atıyorsun kendini halin yok hastayım gidemiyorum onu yapamıyorum bunu yapıyorum atışların 5'te 1 5'te 1 5'te 1 yaptığın dönem. Ha en iyi olduğun dönem adaya ayak bastığın dönem kimsenin seninle baş edemeyeceği dönem girseydin tamam derdim ama şimdi senin ne işin var Seda Duelo'da sen ne yapmak ben istiyorsun? De. İsan Ama bununla ilgili bir cümle bile kurmadım Seda ile alakalı. Seda'nın pota ilgili O zaman pota ile ilgili konuşmayalım çünkü ben daha hiç konuşmadım. Ama Hanzade Hanım şimdi biz burada elimizden geldiği kadar adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Ben zaten İhsan'a normalde söz verecektim hem bu olaylarla ilgili son yorumunu almak için buyursunlar efendim. Seda'nın yaptığı iş güzellik değildir. Seda'nın yaptığı hem çok zekice bir hamle hem de çok adaletli bir hamledir. Yani Seda ...bugün bence gönülleri kazanmıştır... ...neden çünkü... ...ben bu takımda bugüne kadar yazılmayı hak etmedim... ...ve yazılmadım... ...ama bugün yazılmayı hak ediyorum ve bunu kendim yapıyorum... ...diyerek bence 10 üzerinden 10 puan almıştım... ...bir... De. İkincisi, ...zaten haftanın... ...sonuncusu... ...otomatikman aday oluyor mu... ...Nefise'yi bugün dışarı çıkarttık... ...kaldı 8 tane yarışmacı... ...kalan 8 tane yarışmacının içerisinde... ...sonuncu kim... ...Seda... ...zaten %20 ile yarışıyor... Yani Seda yarın çıkacak. 4'te 4 filan 5'te 5 filan yapacak ki o sonunculuktan kurtulacak. Zaten böyle bir hamle yaparak da karşı taraftakileri riske soktular. Niye zaten? Bugün en son iki yarışmacı var Seda ile Özgür. Zaten ikisi otomatik aday. Şu an riskte olan kişiler kırmızı takım adayları. Niye? Çünkü Batuhan'ın performansı bugün kötüydü ama bir gün önce iyiydi. E, Ogeday zaten şu an lider durumda. O Ogeday'in bence aday olma ihtimali de yok. Batuhan da 3 oyun 2 oyun kazansa aday olma ihtimali yok. Kim riskte? Yunus Emre riskte, Merve riskte ve dolayısıyla oyun kaybetseler bile mavi takım yine geçen sattaki gibi kırmızı takımdan birini aday yapabilirler bir. Oyunu kazanırlarsa bu sefer hem karşı taraftan bir aday gelecek hem de sonuncuyu da aday yapabilecekler kırmızı takıma iki tane aday çıkartabilecekler iki. Seda böyle bir şey yaparak kendini adaya <laughs> aday yaptı ya şimdi sonunculuktan girmek var bir de böyle bir hareket yaparak girmek var. Hangisi daha başarılıdır? Hangisi daha özel bir hamledir Sör vardı? Kesinlikle bugün yaptı. Tabii, tabii. Ben Seda'nın yaptığına yüzde yüz katılıyorum. Bence zaten Seda aday olacaktı. Yani performans olarak kötü. Yarın iki oyun kazansa bile aday olacakken bugün kendini oraya aday yaparak bir kere bundan da kurtulmuş oldu. Ben Seda'nın yaptığı hamleyi asla üç güzellik bulmuyorum. Çok başarılı bir hamledir. Rapor kısmıyla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Bugünlerde yani bu zamanlarda rapor almak kolay değil. Niye? Çünkü Nefise'nin ki gibi bir sakatlığın olması lazım. Basamaman lazım. Onun dışında hastaysan vesaire sen diyecekler ki oyna. Zaten 7-8 kişisiniz. Oynamanız lazım. Çünkü prodüksiyon çok, prodüksiyon çok yaşa. Prodüksiyon bunu yapmak durumunda. Bunu da arkadaşlar söylüyorlar zaten. Ha ama öyle bir sakatlık olur ki basamıyorsundur, edemiyorsundur, gidemiyorsundur. Ona yapabilecek bir şey yok. Ama hastalık durumunda ne zaman sen olabilirsin? Şubat aylarında mesela. Kalabalıkken Hastayım oynamıyorum. Eyvallah. Zaten senin yerine dolduracak adam var. Ama bugünlerde yok. O adam olmadığı için de zaten o raporu almak da kolay değil. O yüzden yarışmacılar da bunun farkında. Hasta da olsalar çıkıyorlar oyunlarını gösteriyorlar. E, şununla ilgili fikrinizi de alacaktım. Ben tabii bir kırmızı takım mavi takım tartışması oldu. Şimdi çok kritik bir süreçteyiz. Bu süreci kırmızı takım mavi takıma göre daha iyi yönetiyor. Yani siz nasıl yorumlarsınız? Kesinlikle daha iyi yönetiyor. E, aslında Hanza'da güzel şey söyledi. Yani i̇çeride fırtınalar kopuyor mu? Kopuyor. Yani Nefise, Merve, belki Atakan'dan, Hilmi Cem'den hiç az etmiyorlar. Belki ilk kaybedişte inanılmaz şeyler söyleyecekler. Belki çok ciddi çatırdamalar, patırdamalar her şey olabilir yani o kırmızı takım içerisinde. Ama buna fırsat gelmiyor. Çünkü mavi takımın böyle bir şey görmemiz için mavi takım, kırmızı takımı yenmesi lazım. Şimdi yenemiyorsan bütün şeyler halı altında süpürülüyor. Bütün problemler o halının altında ve sen onu görmüyorsun şu an. Ee, kazanan haklıdır. Yapacak bir şey yok. Yani mavi takımın kırmızı takımı yenmesi lazım. Oradaki o hataları görmemiz için, oradaki o e, çatırdamaları duymamız için e, bunu yapmıyorlar. Yani yapamıyorlar daha doğrusu şu an. Kırmızı takım en azından durumu iyi idare ediyor. Burada tabii e, Aslanpa'yı Hilmi Cem'le Atakan'ın onların yükselen performansı her Ve şeyi hallediyor. Yani e, şöyle bütün takımın moral motivasyonunu da yüksek tutuyorlar. Arkadaşlarına ciddi destek veriyorlar. Bakın mavi takımdaki o hava yok olduğu aşikar yani. O havayı yakalayamadığın sürece galibiyet gelmez İhsan. Yani o hava çünkü şimdi mesela mavi takıma bakalım. Furkan. Çok hızlı bir yarışmacı ama bak atışlarda gördük mesela Yasin'e bakıyoruz. Şimdi bu giden yarışmacılar hani Survivor'a damga vurmuş inanılmaz performanslar olan yarışmacılar değil ama hava. Bir hava var. O hava yok şu an içeride yok. gibi gözüküyor. Ee, Seda ile ilgili buyurun Hanzade Hanım. Bence Survivor'da şu an yapılabilecek en mantıklı ve doğru stratejik hamle... ...ikinci oyunun sonunda muhtemel performans sonuncusunu kendisini veya takımın içinde arkadaşları tarafından potaya girmesidir. Neden? Çünkü üçüncü oyun bittiği zaman mecburen ve otomatikman Survivor'da performans, o haftanın performans sonuncusu potaya giriyor. Ve dolayısıyla ondan sonra bir isim yazabiliyorsun. Ama bunu eğer ikinci oyunun sonunda tahminler üzerine muhtemel, kuvvetle muhtemel bu hafta Seda olacak. Performans sonuncusu kendini potaya sokarsa bir üstündeki yine kötü bir yani o haftanın kötüsünden bir rakibini potaya al, alacak demek oluyor. Şimdi buradan güzel şey geldi buradan anlatayım. Nefise'nin bu hafta çıkmasıyla birlikte hı hı. bu hafta potaya girmeyecek olmasıyla birlikte Seda gerçekten açık ara farkla bu haftanın sonuncusu iki olması lazım. Aynen 2 e, puanı var bir üstü 4 Özgür zaten potada. Dolayısıyla Seda'nın çok büyük ihtimalle bu hafta performans sonuculuğundan potaya gireceği belliydi. Seda bu hafta bu akşam kendini potaya sokarak adaletse adaleti sağladı evet. Dediği çok doğru. Ben adaletten yanayım. Şimdi bunu eğer sistem böyle olmasaydı yapar mıydı bilemem ama şu an yaptığına bakıyorum ve takdir ediyorum. Hem adaleti sağlamış oldu hem kendine Kendine en yakın kötü performansta bir yarışmacıyı rakip olarak yanına almayı garantiledi. Neden? Özgür zaten potada. Kendisi yine sonuncu olsa potaya girse. Yukarlarda kim var? Normalde ismi yazılarak girmeyecek bir Yunus Emre var. Yunus Emre'nin ismini yazmaz Kırmızı Takım. Ama Yunus Emre'yi yanına alma ihtimali de oldu Seda'nın. Ya da olası bir Merve'yi. Ki Merve büyük ihtimalle ismi çıkar zaten Kırmızı Takım kaybetse de. Belki iki rakip alacak Kırmızı Takım'dan yanına. Yani Seda'nın, Mavi Takım'ın hatta yapabileceği en doğru hamle... Bence bütün takımların bu arada ikinci oyunun sonunda tahmin yapabiliyorlarsa ve açık ara sonuncu olmayı garantilemeye yaklaşan bir yarışmacı varsa onu potaya sokmak bir üstündeki kötüyü yanına çekmeyi garantilemek demektir. Bu kuvvetle muhtemel bu hafta Yunus Emre olur mesela. Evet ama tabii ki Seda'nın şu anda form grafiğinin aşağıda olması ve gerçekten hasta olması hani kemiklerim ağrıyor sızlıyor dedi kadın ne olursa olsun bu haftaki düellosunu etkileyecektir. Ama bak şöyle düşün. Bu hafta Batuhan'ı soktular diyelim bu akşam. Batuhan'ı sokmuş olsunlar. Tamam. Batuhan Özgür Pota'da ki Batuhan çok iyi bir rakip. Onun yarın Seda performans sonuculuğundan girecek. Mavi takım kaybetse de kazansa da. Büyük bir ihtimalle bunlar tabii ki ama olası senaryoları hesaplıyordur kafasından. Kendi potansiyelini de bildiği için. Seda girdikten sonra ya kırmızı takım kaybederse diyelim. Merve'yi sokacaklar. Merve iyi bir düello rakibi. Hı hı. Bak Yunus Emre yok şu an ihtimaller arasında. Mavi takım kaybederse kim girecek? Ogeday. Ogeday. Şimdi sen Seda olsan Yunus Emre'yi istersin bu potaya. Seda da bu akşam Yunus Emre'yi alabilme ihtimalinden dolayı kendini potaya yazdı. Doğru o Yunus Emre'yi damla da istiyor. Bir istiyorum. çelişki var sizin konuşmalarınızda bence. Şimdi siz önce Seda'nın bir strateji yaptığını söylüyorsunuz. Ve Çok anlattığınıza, bakınca. anlattığınıza göre Seda'nın bir takım kafasında bir şeyler kurup... Bunları ortaya döktüğünü söylüyorsunuz. Sonra da çok adaletli bir hareket yaptı diyorsunuz. İkisi yani çelişki bu. Önce bir kurnazlık yaptı gibi konuşuyorsunuz kurnazlık Seda. Kurnazlık değil mantık. E, ama anlattığınız o adaletli hem şimdi yani. hem adaletli hem zeki olamıyor. Hem mu? Abi, hem adaletli, zekici. Aynen, zekici Aynen. Önce olamıyor diyorsunuz ki önce Seda kafasında bir şeyler kurdu. Kendini de düşünerek bir Tabii. takım hamleler yaptı diyorsunuz. Şimdi değil mi Seda'nın yaptığını. Sonra da diyorsunuz ki çok adaletli davrandı. Şimdi orada bir çelişki var. O zaman baştakini anlatmamanız lazım sizin. Diyeceksiniz ki direkt olarak helal olsun Seda'ya kendini potaya koydu siz öyle demiyorsunuz adaletsiz bir hareket diyebilir miyim Aa, ama siz hamle? önce iğneyi vuruyorsunuz şöyle diyorsunuz İğne değil dümdüz söylüyorum ben iğne değil dümdüz açıklıyorum çünkü ama o zaman dediğinizde bir çelişki var önce Seda'nın kurnazlıklar yaparak bir takım Kurnazlık e, değil akıllı e, ona geliyor hani konuşmanız ona geliyor abi Murat abi açıklayayım bir daha o zaman akılını kullandım tamam. ben yarışmacı olsam evet. bunu bir potaya alır mıyım nasıl alırım hesaplarım e tamam işte oraya bu evrede bu artık kurnazlık değil tamam ama o zaman o zaman şunu anlatmayın o zaman adaletli e, davran. Adalet... E o zaman önce diyorsunuz ki bir takım kafasında şeyler kurdu, bir takım stratejiler yaptı, kendini düşündüğü için bir şeylere girdi diyorsunuz. De, evet. E o zaman adalet o zaman evet. o zaman da şunu anlatmayın bana. Helal olsun Sedaya. Harika bir şey yaptı. O zaman ikisinde bir çelişki Hayır, var. Ben bir şey söylemek yani. istiyorum. Söyle. Seda adaletli davranmamış olsa evet. bugün Batuhan yazar. Ee, takım kaptanı Ogeday da Batuhan yazmıştı zaten. Batuhan aday çıktı. Tamam. Kocabina tamam. abiciğim. Adaletsiz Seda olsun. aday değil. Yarın kazandıkları takdirde Seda yine aday değil. Sonunculuktan Seda'nın gelme ihtimali var evet var ama Seda'nın yarın 3'te 3 üç yapma ihtimali yok mu oyuna çıkacak 3'te 3 üç yapacak evet. var değil mi evet. e Seda'nın kendini Atakan'ın bir zaman mesela bu oyunu alırsam aday olmayacağım durumu vardı ya Seda'nın da o ihtimale karşı ben yarın çıkarım bu oyunların 3'te 3 4'te 3 yaparsam aday da olmam dolayısıyla bu riske de giriyorum dese kim ne diyebilir? Bunu da düşünmediği için adaletli oldu diyorum zaten. Yani Seda'nın hiç aday olmama ihtimali de vardı sonuçta. Ama Seda bunu düşünmeyerek hem yaptı. adaletli davrandı hem de olasılık olarak potaya girmesi hem karşı takımdan iki kişiyi çekme ihtimali de bulunduğu için akıllıca da davrandı. Evet. Ama adaletsiz denmez buna. Adaletli hani ben de adaletsiz de değil Kurna demiyorum zaman adaletsiz ki değil. sizin söylediğinizde çelişki var diyorum. Benim yorumum bu. Hı hı. Siz önce bir şey diyorsunuz sonra da mesela ben diyorum ki direkt ben Seda'yı çok seviyorum ama velakin Seda iş güzellik yaptı diyorum. Ben Seda'nın yaptığını hata yaptı Seda demiyorum. Seda iş güzellik yaptı. İş güzellik yaptı ne demek? Gereksiz yere bir işe girdi. Kendini yakabilir. Benim derdim o. Yoksa ama ben sizin gibi mesela önce bir takım şeyler düşündü bir takım kafasında bir takım kurnazlıklar yapmış gibi. Sonra da ay adaleti davrandı dersem bana evet göre hiçbir kurazlık değil şey mantıklı Kurnazlık diyorum değil. ben. Mantıklı. Yani, doğru strateji adaletli de olamıyor mu aynı zamanda o zaman senin dediğine göre bu çıkıyor. Doğru bir strateji adil bir strateji olamaz o zaman. Ama önce bir şeyler düşündü diyorsunuz. Düş Se, Ama açıklıyor Seda, Seda hiç bir şey ben böyle... düşünmeden. Helal olsun Seda. Mi öyle bir Derseniz niye o benim için ayrı bir şey. Ama ben o zaman e, hani daha kibarlaştırayım saf mısın Seda derim. Yani şimdi bu evreye gelmiş bu kadın 5 ayda emek vermiş. Hiçbir şey düşünmeden böyle cengaverlik yapsa ona başka bir sıfat kullanırdım. Ben burada akıllıca davranmasını eleştirmiyorum. Bunu kurnazlık gibi düşünme. Doğru strateji, doğru strateji zeki e, ama aynı zamanda adaletli bir hareket. Yani bunda bir tezat göremiyorum o yüzden. Peki, hani böyle ben laf gönderme, iğneleme veya kurnaz seda gibi anlatmadım. Çok iyi açıkladığımı mantıklı, düşünüyorum sözcüğü. Mantıklı oldu, akıllıca oldu ama böyle zannedilmesin ki bu boş bir cengaverlik. Şimdi şöyle Onu yapalım. Ee, oyun içerisinde Batuhan'ın atışlarla ilgili bir isyanı var. Ee, seda'nın da Batuhan'a karşı bir isyanı var. O görüntüleri hep birlikte izleyelim bakalım. Buyursunlar Murat abi. Yine geleneksel bir prodüksiyona karşı şey izledik yani bu sefer de sırada Batuhan var. Yani geleneksel hale geldi. Böyle e, ben bunu tabii ki Batuhan için söylemiyorum. Şu ana kadar ki... gelişen olaylarla ilgili hı hı. bu da Batuhan sırada da Batuhan varmış anlamında söylüyorum. Prodüksiyona mesela bir şey yapamayınca, olmayınca hemen prodüksiyon bunu niye yaptı? Prodüksiyon bunu niye yaptı? Şunu niye yaptı şeklinde sistemleri var. Ama bu yapılan sistemlerin hepsi bence havaya gidiyor, uçuyor. Yani çünkü Zaten orada bir prodüksiyonun bir hatası olsa zaten ona göre ya tekrar oynatırlar ya o topla attırmazlar ya bilmem ne yaptırmazlar. Onun için bir sonuç da elde edemiyorlar. Kendi kendilerine bir şeyler söylüyorlar. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu diye. Bir sonuç yok. Burada da yine daha önceki söylenenlerin sonucu çıkmadığı gibi burada da Batuan'a bir sonuç çıkmayacak. Batuhan kendi kendine bir serzenişte bulunuyor. Sonra Seda Batuan'a neredesin diyor. Filan falan. Kaybettiğin i̇şte... zaman ortalarda gözükmüyorsun diyor. İşte bu, diyor. bu hep mavi takımın başarısızlığından dolayı çünkü başarısız olursan gücün olmazsa çenene vurur. Hayatta da böyledir. Yani başarısız olursan gerçi biz mesela çenemizle başarı kazanıyoruz. Orada bir tezatlık var ama hani Hanzade'nin demek ki tezatlığı gibi ben de tezatlık yapmış oldum. Evet. Ee, ama bu bir laftır yani başarısızsan çenene vurur derler genel olarak. Şimdi burada da öyle bir şey oluyor. Yani mavi takım başarısız kendi kendine bir şeyler konuşuyorlar. Başarılı olsalar zaten bunları kafaya bile takmazlar. Sarılırlar birbirlerine. Aa helal olsun filan falan derler. Şimdi böyle bir başarısızın verdiği böyle bir çöküş. Bize öyle bir izlenim verme şeyi var. <laughs> gereksiz gereksiz konuşmalar, müdahaleler. Buyurun efendim. Evet e, hastalık gibi bu e, prodüksiyon isyanında mavi takımda bulaşıcılık baş göstermiş. Şöyle e, Batuhan'ın kısmını zaten eleştirilerimi herkese yaptığım gibi yapıyorum. Yani hani kişinin aşırı kişisel algılaması, o alınganlık, o kafada kurulan, görülen sanrılar kaybediş sonrası. Ama hani bu konuda Batuhan'a bu eleştiri yapacak son insandan birinin de Seda olduğunu düşünüyorum. Yani kaybettikten sonraki tutum, moral, motivasyon ve düşüş bir grafik olsaydı hani bunu az yaşadığı için belki çok dikkat etmiyoruz ama kaybettiğinde en düşen ve etrafına da bunu yansıtan yarışmacılardan biri Seda. Dolayısıyla Hani kaybedince yüzü gülsün diyor Batuhan'a ama Seda'nın da kaybettikten sonra birçok başka sebep aradığını ve farklı bahanelerle Bence doğru yürüdüğünü biliyoruz. Buyurun efendim. Önce Batuhan sonra Seda. Hı hı. Yani kaybetmelerin nedeni Batuhan prodüksiyona Seda da Batuhan'a bağladı. Ee, dediğimiz gibi bulaşıcı bir hastalık gibi. Şey istiyor Batuhan. E, düello oyunlarında en çok seçtiği oyun var ya her zaman. Kum torbası sembol. Bütün oyunlar öyle olsun bundan sonra yani finale kadar kum torbası sembol versinler ve hep onları atsınlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani her gün değişken. Hatta ben bugün çok adaletli buldum atışı. Ne ya? Çünkü hem bir şeyleri deviriyorsun hem de basket atıyorsun. Devirmeyi yaptın basketi yapamıyorsun. Basketi yapıyorsun devirmeyi yapamıyorsun. Ve herkes bir zorlandı. Yani bakın performanslara herkes sayı aldı. İşte günün böyle hiç kaybetmeni olmadı. Sürpriz sonuçlar çıktı. Bence böyle olması lazım zaten en böyle adaletli atışlardan birinde Batuhan'ın isyanı. Niye? Kendi kaybediyor diye. Ya olabilir kaybedebilirsin. E dün de sen 5'te 4 yaptın. Sana göre miydi atışlar? Yo. Bugün sana göre mi yaptılar? Yo. Yine yo yani. Dolayısıyla bu isyanları anlamıyorum. Dönüyorum Seda'ya. Zaten bir bahanesi hep var. Bugün de mesela şey kaybediyor. Bakıyor ki Batuhan yok. Niye yokmuş Batuhan orada? E olabilir. O da böyle bir yere gitmiştir. Geri gelmiştir. Yani ona takılmaması lazım. Yani herkes böyle bir şeyi bir şeye bağlamaya çalışıyor. Çok enteresan. Bu evet. atış bununla yapılmaz falan dedi değil mi Batuhan? Bu tabii. Nereden bu, to çıktı bu, bu topla diyeceğim. devrilmez gibi falan gibi yani şey yanlış o. bir itham verilmiş gibi. Seda'nın tabii genel oyun içerisindeki isyanları da vardı. Yani son zamanlarda belki de hastalıkla beraber olumsuz düşünce yapısı mavi takımın içinde e, hakim olmuş olabilir ama e, bir an evvel bundan kurtulmaları lazım. E, çünkü işin son noktasına geldik diyoruz. Şimdi oyunu değerlendireceğiz ve Oyun öncesi bazı röportajlar var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Programımız uzun olacak ama önce kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Hemen oyun performanslarını değerlendirmeye başlıyoruz. Murat abicim buyursunlar. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi önce tabii ki kazanandan başlayalım. Kim kazandı? Kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım kazanırken, kırmızı takımda hani bazen ben böyle bir tane yıldız çıkıyor takımda. Ben de hemen şiir yazıyorum filan, ilham geliyor filan. Şimdi baktım baktım baktım, öyle tek bir yıldız çıkmamış. Takımsal bir yıldızlık olmuş, takımsal yıldızlık. Yani öyle tek bir tane, aa bu helal olsun, 5'te 5 yapmış, 6'da 6, 4'te 4. Öyle bir yarışmacı göremiyorum. Baktığım zaman Atakan 7'de 4 yapmış, Hilmi Cem 6'da 3 yapmış. Yunus Emre 6'da 3 yapmış Merve 5'te 3 yapmış Hepsi takımsal olarak yani Herkesin tak yapması gerekeni görevlerini yapmış Görevlerini yapmışlar hepsi görevlerini yerine getirmişler Bu da ne olmuş takımın kazanmasındaki baş faktör bu olmuş Peki mavi takıma baktığımız zaman mavi takımda e, görevini yapamayan iki tane yarışmacı var Kim bunlar bir tanesi Seda bir tanesi de Batuhan 5'te bir yapmışlar 5'te 1 yaptığın zaman tabii ki görevini yapamamış oluyorsun. Tabii ki bu mavi takımın son günlerdeki çöküşünün tabii ki sinyallerinden bir tanesidir bu. Demek ki ma zaten 4 kişi kaldılar. 4 kişi kalan bir takımın 2 tanesi 5'te 1 yaparsa o takımdan ne bekleyebilirsin? Yani 4 kişi zaten ikisi 5'te 1 yapıyor. Yani. Yani bu takımdan ne on bekleyebilirsin? 10 sayıdan 2 tanesi ee, kazanabilirsin. Yani bu takımdan beklenecek bir şey yok. Özgür 7'de 4 yapmış. Ogeda 7'de 5 yapmış. Evet. Özgürle Ogeday ellerinden geleni yapmışlar ama tabii ki 4 kişilik takımda 2 tane yarışmacı 10 oyunun ikisini alırsa 8'ini kaybederse yapacak bir şey yok demektir bu takımla ilgili ve mavi takımda sonuçta kaybetmiştir. Ha nasıl kaybetmiştir? Hani çok farklı da kaybetmemiştir. O ayrı konu. Yani farklı bir sonuç çıkmamış. 12'ye 11. Bayrak yarışında. Bayrak Yarışında. Hani aslında o da enteresan tabii ki ben matematik uzmanı değilim ama şimdi bakıyorum bir takımda böyle çok hani tam olarak 6'da 6, 5'te 5, 4'te 4 yapan yok takımsal bir şey var. Öbür takımda da iki tane 5'te 1 yapan var ama çok da farklı kazanılmamış. O da enteresan. Demek ki Özgür'le Ogeday'ın katkıları onları örtmüş gibi bir durum çıkmış. Peki yarınki oyunda sorayım hani iki takımın da gidişatını görüyorsunuz yarın son oyun oynayacak ne olur sizce yarınki oyun? Allah gidişata bakarsan çıkmaz sokakta mavi takım gidişat hani ben gidişata bakarsam güzel şeyler söyleyemeyebilirim gidişat iyi değil. Onun için gidişata bakmak istemiyorum gidir mi yani şata bakmak istiyorum <laughs> yani Furkancığım çünkü Kırmızı mavi takım de... yine kazanır diyorsunuz siz yani. Yani gidişata bakarsak onu gösteriyor. Ama bu e, tabii ki her şeyde gidişata bakarak da değerlendirilmez. O anki duruma da bağlı. Bir dönüş yapabilirler mi veya bir patlama yapabilirler mi? Öyle bir halleri yok. Ama e, tabii ki hayatta her şey olabilir. Peki eğer mavi takım kaybederse kim yazılır sizce? Kim kaldı ya? Batuan'la Ogeday. Batuan'la Ogeday. Batuan. Batuan'ı ne yazmazlar. Yine Batuan çocuğa olan Batuan olacak. Yani bir de Mavi takım kaybederse şimdi bu sefer 3 kişi düelloya Mavi takımdan girmiş olacak. Bir de sonuncu kim olacak? Sonuncu tabii ki şu anda hani seda yazıldığı için sırasını savdı. Evet. Ee, Özgür hemen onun üstünde var. O da evet. potada. E, Nefise bu haftayı bay geçecek. O da e, aslında birleşmeyi, birleşme diyorum özür dilerim, bireyselliği garantileyen yani ilk yarışmacı oldu. Yani şu anda Merve ve Yunus Emre arasında geçecek gibi gözüküyor. Batuhan da riskte. Batuhan da riskte. Eğer hani zaten kaybedilirse... kaybederse on... zaten mecbur Batuhan'ı yani... söyleyecekler. Yok sorunculuktan dolayı da... Riske. Evet. Yani şimdi o zaman o kadar girer kaybederlerse Batuhan sonucu. Tabii olursa. ki. Yani evet. öyle bir durum var. Şimdi evet. ilk önce Acun abi sonucuyu açıkladığına göre eğer Batuhan sonucu olursa ve mavi takım kaybederse komple girebilirler. Komple girebilirler. Komple girerlerse zaten şöyle zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Yani herhalde bilmiyorum tabii benim tahminim de bu son şey olabilir. Bundan sonra bireysele de geçebilir. Bireysele yani Acun abinin söylediği iki eleme bu şekilde olacak Tabii, dendi. Yani bireysele bir an önce geçilmesinde fayda var. Çünkü mavi takımın artık <laughs> mavi takım. Takımlık bir tarafı mavi kalmadı. Mavi takım değil. bir hakikaten yani tam bir çöküşte. işte. <laughs> Hele bunu da kaybederlerse, yarını da kaybederlerse bir de hadi bakalım dördü birden filan düelloya girerlerse durum hiç, iç açıcı değil. Buyurun. Evet son sekizde ben de bireysele döner diye düşünüyorum. E, bugünkü oyun uzun zaman sonra ilk defa bu kadar kafa kafaya gelebildi yine de. Yani hem de Nefise'nin yokluğunda bu uzun zamandır 12'ye 12'ye 8 biten mavi takım, kırmızı takım mücadelesi. Bugün uzun zaman sonra 12'ye 11 bitti. Hani bir kıpırdanma oldu mavilerde. Ogeday'ın bir tık daha iyileştiğini görüyorum. Açıkçası yarınki oyunla ilgili tahminlerim de bu hastalık süresinin kaç gün olduğuyla e, paralel. Mesela Damla'nın az önce storiesini izledim. Az önce elendikten sonra ilk defa Story koymuş kendisi çok geçmiş olsun hala hastayım diyor o da. Ee, dolayısıyla bir kara bulut var mavi takımın üzerine ve benim de öngörüm eğer bu enerjiyle devam ederlerse yarınkini de kaybedecekler üzerine. Bugünkü oyunda evet Özgür ve Ogeday'ın çok büyük bir desteği var. Kırmızı takım çok daha dengeli dağılmış ve herkes takıma katkıda katkı sağlamış. Fakat burada Yunus Emre için bir parantez açacağım. Çünkü Yunus Emre oyunlarının yarısını Ogeda ile oynamış. Üç kez Ogeda ile maşa çıkmış ve Yunus Emre'nin tek mağlubiyetleri Ogeda olan. Yani aslında bu takıma katkı olarak baktığınız zaman gününde bir Ogeda'yı kırmamamış aslında ama hani mağlubiyetlerini ona karşı verdiği için ve onun üzerine de üç sayı daha koyduğu için Yunus Emre'nin takıma olan katkısı bence bugün büyüktür. Aynı şekilde Atakan'ın da dört sayısı. Çok başarılı ve Nefise'nin olmadığı bir günde dördü arasında kendileri bu sayıları e, denk bir şekilde dağıtmış olmaları takımın kendine ve kazanmaya olan inancını gösteriyor bence. Tebrik ediyorum. Az önceki tahminler doğru yani e, yarın ne olacağı belli olmaz ama olası bir batuhan sonuculuğunda ve mavi takım mağlubiyetinde Ogeday'ı ve bütün e, mavi takımın potada göreceğiz gibi geliyor. Bir Ama bu arada yani. şunu da ekleyeyim. Yarın bence Maviler performans sonucunu Yunus Emre yapmak adına stratejiler yapacaklar. Yani gününde olan Yunus Emre'yi alacak. Yani böyle şeyler izlememiz çok olası. O kadar Yunus Emre'yi seçecek mesela. O kadar Yunus Emre'yi seçecek. Ee, o gün atış yani belki Batuhan'ın eline çok bakarsa Batuhan Yunus Emre'yi seçecek. Yarın Maviler Yunus Emre'yi oynayacaklar. Yani yarınki oyunun Yunus Emre'ye bakıp bakmaması çok önemli. Onun alacağı sayılar bütün... Ee, sistemin ve düellonun haritasının şekillenmesi oluşturucu. adına çok çok önemli. Yarın Yunus Emre'nin üzerine oynayacaklar. Buyurun insan Bey. Evet aslında söylenenler söylendi. Biz de konuşmuştuk. Şimdi günün yıldızı dediğin zaman evet Atakan önde geliyor. Çünkü finali yaptığı için. Ee, ve oradaki o riske girdiği için kesinlikle Atakan diyorum ben. Ama herkes elini taşın altına koymuş bir şekilde ve herkes sayı kazandırmış kırmızı takımda. Örnek vereceğim. Merve bugün 5'te 3 yapıyor. Ama 3 sayısını ee, bir tane OGD'ye karşı. OGD'nin tek kaybetti oyun. Merve. Ye. Bir tane OGD'yi yeniyor. Bir tane Özgür'ü yeniyor. Özgür bugün final dışında iki tane oyun kaybetti. Özgür'ü yeniyor. Batuhan gibi bir yarışmacıyı yeniyor. Yani Merve öyle kritik sayılar alıyor ki sonuçta oyun kaç kaç bitiyor? 12-11. Yani bir sayıyı Merve vermiş olsa Ogede'ye veya Özgür'e veya Batuhan'a bir kere kaybetmiş olsa oyun bitmiş zaten aslında düşündüğü zaman. Ve şimdi herkesin böyle böyle detaylarda baktığımız zaman çok büyük katkısı var. Ee, dolayısıyla finali de yaptığı için ama e, ve sonradan da açıldığı için Hilmi Can ve Atakan'a ekstra performans e, başarısı diyebiliriz. 5'te bir, beşte bir olduğu zaman yani düşünsenize 8 sayıyı karşı tarafa zaten iki kişi vermiş. Yani Özgür'le Ogeday'ın sırtına çok büyük yük binmiş Mavi takım açısından da baktığımız zaman. Onlar da tabii ki birer oyun bile kaybetseler oyun gidecek ve gidiyor da. Yapacakları bir şey yok ama bugünün şeyi olsun. Şimdi yarını konuşuyoruz, yarın hesaplar devreye girecek. O, o hesapları yarışmacılar da çok iyi biliyor artık. <laughs> Rakip isteyecekler karşıdan. Belki Merve'yi, belki Yunus Emre'yi çekmeye çalışacaklar. Ama baktığımız zaman Yunus Emre'nin performans şu an %45.45. Merve'nin %50, Batuhan'ın %50, Atakan'ın %54. Yani aslında bu 4 arkadaş arasında gidip gelebilir. Hı hı. Dördünün üçünün kırmızı takımda olması biraz da Batuhan'ın performansına da bağlı. Yarın Batuhan bugünkü bir performans gösterirse ve takım kaybederse 4'te 4 aday çıkabilirler. Onu konuştuk zaten. Ama ve lakin Nihavi takım kaybetse bile Batuhan'ın iyi performansı direkt karşıdan bir kişi aday gösterecektir. Bu isim ya Yunus Emre ya Merve ya Atakan da olabilir. Ee, çok kritik bir gün yarın. Yarın pota şekillenecek ve bence bireysel öncesi en kritik pota, en kritik düelli olacak. Bakalım hepsi hakkında hayırlısı olsun. Ben başta Atakan Arslan'ı tebrik ediyorum. Çünkü kendi takımının moral ve motivasyonunu her zaman üst seviyede tutmayı başardı bu iki haftalık süreçte. Özellikle kağıt üstünde baktığımız zaman kırmızı takımın en başarılı yarışmacısının bugün sahada olmaması, dün sahada olmaması yani sevgili Nefise'den bahsediyorum. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bu hafta oynanan oyunları düşünmeyelim ve ben size bir kadro sayacağım. <laughs> Atakan, Hilmi Cem, Yunus Emre, Merve. Diğer tarafta Özgür, Batuhan, Ogeday, Seda. Bu maçlar ne olur desem mavi takım sürklese eder. Ağır basıyor. Kırmızı Aa. takımı derdik diye düşünüyorum evet. hepimiz ama demek ki kırmızı takım da şapkadan tavşan çıkartmayı bildi. İyi de öldüreceğiz, hakkını vereceğiz. Zor bir süreci kırmızı takım iyi aldı. Yani eee firesiz devam ediyorlar. E, bakalım sonu nereye gidecek diyorum açıkçası. Şimdi oyunla ilgili özellikle istediğiniz bir görüntü var mı yoksa? Benim kafaya taktığım bir şey var ya. Buyurun Murat abiciğim. Size onu soracağım. Tabii. Seyircilere de soracağım. Evet. Ee, acaba ben yanlış mı anladım? Kime dedi? Kimi kastediyor? Bu geceki e, izlediğim e, yarışmada, benchte Hilmi Cem'in e, bir sözü var. O sözü kime söylüyor? E, ben mi yanlış anladım? Yoksa ben abartıyor muyum kafamda? Arkadaşlardan rica etsem o, e, ben arkadaşlara söylemiştim. Eğer aldılarsa. Hilmi Cem'in bir sözü var bench'te. Rakip takıma söylüyor? Kime söylüyor? Enteresan bir şey. Biz var. Ses bir ses Anca verebilir miyiz? Sen yani çok farklı. Evet. Büyük, büyük. Çok büyük. Ne olursa olsun oyun alanındayken birbirimizi çok iyi destekliyoruz. Yani. <laughs> Bak mesela ben buradan bağırıyoruz ya biz haydi hin haydi hin haydi, haydi. öyle ses çıkmıyor Değil biliyor mi? musun? Can... gençten birbirimize olan desteğimiz de karşı taraftan Güvenimiz. çok daha farklı. Hayır, hem kalite hem seviye farkı Gerçekten var. Gerçekten çok farklı. Büyük, büyük. <laughs> Çok büyük. Ne olursa olsun oyun alanındaken bir birbirine... hem kalite <laughs> hem seviye farkı var diyor. Çok büyük. Kimi kastediyor sizce? Mavi takımı. Hem kalite hem seviye farkı var derken Mavi takımı mı kastediyor? Maviler ve kırmızılar arasında kalite ve seviye farkı var diyor. He. Yani siz şahsa söylenmiş bir şey olarak mı Hayır Hayır hayır, şahsa söylenmesine gerek yok. Takıma da söylendiyse Kalite ve seviye farkı var onlarla bizim aramızda hı hı. lafı bana enteresan geldi. Neye dayanarak Hilmi Cem <laughs> böyle bir şey söylüyor? Yani Hilmi Cem'le oradakilerin kalitesi, seviyesi Hilmi Cem'den veya ortakındakilerden aşağı mı? Niye böyle bir şey söylemek sabıkı Müsabaka yani... olarak kastediyordur. Yoksa salon beyefendiliğinden bahsetmiyor Yani karakter analizi <laughs> yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Karakter analizi yaptığını düşünmüyorum. Hani oyun kalitesinden, performans Aynen. kalitesinden Maça çıkış, bahsediyor. Maça birbirine destek, Bench eleştiriliyor zaten. Ama yine de hani sorarsanız performans olarak bir kalite farkı var mı derseniz bence kesinlikle yok yani. Burada ama performans da değil, bench desteği, takım ruhu eleştiriyor. Evet, tabi. moral motivasyon deseydi belki kelimeleri, ama kelimeleri doğru, doğru seçememiş zaten. o zaman. Şimdi kalite ve seviye... Farkı deyince başka algılanması normal. Merve diyor ya e, yani diyalog aslında <laughs> öyle gelişiyor o yüzden açık. Merve hani onlar birbirine hiç bakmıyorlar bile sessizlik var bençlerinde. Biz burada birbirimize güvenimiz de tezahüratımız da çok daha fazla diyor. Konu tamamen takım desteği ve moral motivasyon e, üzerine ekibi üzerine aynı. Yani. Siz ne anladınız Murat abicim? Ben yani e, gereksiz bir laf olarak anladım yani <laughs> insan kişiliği üzerinden diye bilmiyorum düşünüyorum. Bilmiyorum ne olduğunu anlamadım ama kalite ve seviye farkı. Çünkü kalite, seviye lafı, kalite lafı e, fark var dersen o her türlü şeye çekilebilir bence. Yani benim şahsi fikrim ama e, ne açıdan söylüyor? Niye söylüyor? Zaten ben de... Size sordum. Tabii ki Seyirciye de sordum. Anlamadım ne e, oldu. Farklı yerlere çekilebilir ama şimdi konuşmanın öncesine de baktığımız zaman insanların karakteriyle ilgili bir kalitesizlik ve seviyesizlikten bahsetmediğine ben emin gibi bir şeyim yani, yani hemen, hemen Yani tamamen performans üzerinden bir değerlendirme yapıyor bence. Siz ama, peki katılıyor musunuz Merve'nin dediğine? Merve'nin dediğine katılıyorum ama Hilmi Cem'in seçtiği kelimeler yani anlatmak istediği farklı bence seçtiği kelimeler farklı. Yani moral ve motivasyon evet doğru kelimeler kalite ve seviye doğru kelimeler değil. Çünkü bence mavi takımın oyuncularının kalitesi de seviyesi de performans seviyesi de çok net biçimde ortada tartışılacak mevzular değil yani. yani şu anda şu anda bu elimizdeki kalan kadroyu değerlendirdiğimiz zaman yani evet genel yüzdeliklere bak baktığımız zaman birisi %10 aşağıda olabilir, %15 aşağıda olabilir. Çok normal, koskocaman bir sezon geçirildi. Bu yarışmacılar 5,5 aydır her gün sahaya çıkıyorlar. Yani sıkıntılı günleri oluyor, hastalıkları oluyor, açlıkları oluyor. <laughs> Değişkenlikler çok. Genel ortalamaya baktığımız zaman bence hepsi elmas değerinde yarışmacılardır yani. %100. Buraya kadar götürebilmek de kolay bir şey değil. Hani sadece bırakın başarı oranını. Yani buraya kadar gelebilmek de çok zor. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu insanlar 5,5 aydır içeride ya. Ya çıktıklarında mesela dünya çok değişmiş oluyor. Gerçekten <laughs> dünya çok değişmiş oluyor. Yani <laughs> hani dünyanın yaşayış şekli bile değişir. ya 5 çocuk. Adaptte olamıyorlar. Yani bu arada genel skora bir şey söylemek istiyorum Furkan. Yani e, öyle bir yere sıkıştık ki genel skordaki durumlar. Hı. Düelliyor öyle etkileyecek olaylar var ki yarınki e, performans. Mesela 6. ile 9. arasında yani 4 kişi oynuyor. 6. Batuhan Yedinci Yunus Emre, 8 Atakan, 9 Özgür. Of 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 of. Yani öyle bir yüzdelik şey var ki, sıralama var ki. Yüzde 0,34'lik bir fark var. da elimizde değil Görüntüyü dördümüz arasında alabilir miyiz? Daha evet, demin 6. ekranlara yani verdiğimiz. Yüzde birin altı, hatta yüzde yarımın altında bir fark var. Yani düşünsenize. şimdi kişi Batuhan, Mesela şu an Batuhan, Yunus Emre arasında 0,03'lük bir fark var. Hı hı. Onlarla onların arasında 0,12'lik bir fark var. Hemen altında da Özgür geliyor. O da onlardan 0-11 aşağıda. Yani bir oyun verse, bir oyun alsa belki de da karar değiştirecek, kader bu tabii değiştirecek şu an gelen şeyler mi? var. Özür dilerim. Bu, bu gelen haftalık. haftalık. Bir yanlış anlaşılma olmasın şimdi İhsan Bey'in söylediği ama. genel skor tablası olsun. Ama siz onu tekrar Ya Şimdi şurada. düşünsenize mesela e, kim girecek düelloya? Tamamen bu tablo üzerinden belli oluyor değil mi? Yani seçim hakları kimin? Şimdi şu an o kadar kritik bir yerdeler ki kaderi kısmeti belirleyecek durumlar var mesela Seda ile Merve arasında Seda %58.30 Merve %58.25 %05 bir maça bakar ya bir maç evet. bir maç yani bir maç bile değil ya yani bir maç olsa bayağı fark eder yani şu an mesela Batuhan Yunus Emre Atakan Özgür öyle bir sıkışmışlar ki %51'e yani aralarında fark yok neredeyse ama yine insan bir maç bir maç olabilir niye biliyor musun çünkü sonuçta 235 maça çıktığına göre Seda ancak bir maç o, o, aradaki farkı. Yani evet hatta şöyle yani bir maç nasıl şu biri 4'te 3 yapsa biri 5'te 4 yapsa bile fark eder. Yani o kadarlık evet. şeylerle de bile fark eder onu demek istiyorum. Bu genel skor değil mi? Evet Hı -hı. abi genel skor. Ya, yalnız bir şey söyleyeyim size. Bakın buradaki genel skor. Bu demin ekrana yansıyan da şu değil mi? Bizim önümüzdeki bu genel skor olan. Yok, ekrana yansıyan haftalık. haftalık. Tamam o genel skor yok mu? Onu ekrana verirlerse ee, eğer varsa. Şu anda o elimizde yok haftalık var. Server şey, Türkiye şey, Türkiye yok bakabiliriz. Biz özellikle ya. haftalık diye rica etmiştik. Biz anladım. öyle rica tamam. etmiştik. Bir dahaki sefer yine de. Genel skora bakın şurada bir enteresan bir şey yakalıyorum ben genel skora baktığımız zaman. Eğer doğruysa bu. Ee, i̇lk dörtte üç tane kadın var. İlk dörtte üç tane kadın var. Zaten ya. üç tane, zaten evet. üç tane kadın kalmış değil mi? Kaç yarışmacı var? Bir iki üç, üç dört. kadın var. Dokuz tane yarışmacı var. Üç kadın ilk dört içerisinde. Demek ki kadınların ayak sesleri. <laughs> o zaman şimdi çok güzel bir noktaya geldiniz. Biz tabii bu oyunun önündeki bir röportajı verecektim ama ondan önce bence bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Şimdi e, sevgili Hilmi Cem'in, Atakan'ın ve Yunus Emre'nin kadınlar hakkındaki konuşmaları var birleşmeden sonra kim ne tarafta yer alacak? Bence bu bizim de gündemimizi meşgul edecek bir konu. İzleyelim bakalım neler söylemişler. Murat abi. Valla kadınlarla ilgili konuşuyoruz da kadınlar sizi geçmiş. Kadınlar sizden başarılı. Ben sana söyleyeyim yani gördüğüm zaman burada bir tek Ogeday dışında 3 tane kadın hepinizi geçmiş. Mesela birleşmeden sonra Kadınların bir birlik beraberliğini görebilir miyiz Survivor'da bence? Kadınların birlik beraberliğinden ziyade kadınların başarısını görebiliriz. Kadınların da zirveye doğru ilerlediğini görebiliriz. Şimdi ben burada baktığım zaman ee, yani üç şunu, tane kadının şansını diğerlerinden fazla görürüm. Şundan bahsetmek istiyorum. Bireysele geçtikten sonra da oylamanın bir önemi var ya. Şimdi orada Hilmi Cem, Atakan ve Yunus Emre bölünmez bir üçlü oldular. Hmm. Şimdi bu üçlüyü dağıtmak isteyenler olacaktır haklı olarak bence. Burada Nefise, Seda ve Merve'den eğer kalırsa bu üç yarışmacı bireyselliğe biz de birlikte hareket edelim. Eğer biz birbirimizi korumazsak erkek yarışmacılar bizim isimlerimizi yazabilirler. Çünkü genelde erkekler birleştikleri zaman ilk tercih haklarını kadın yarışmacılardan kullanıyorlar. Böyle bir birliktelik siz bekliyor musunuz? Yani bu üçlüye karşı değil mi? burada bir üçlü olduğu aşikar tamam, yani zaten şimdi bu üçlü üçlüye şu ana kadar bu üçlüye karşı kimse gelemedi kimse karşı koyamadı bu üçlüye ama Hı -hı. kişi sayısı azdı yani şu an durum daha farklı olacak ay şöyle işte şu ana kadar karşı gelemediler ama şu ana kadar karşı gelemediler demek bundan sonra da karşı gelemeyecekler demek değildir bu üçlüyü bozmak için uğraşabilirler ama şu anda ben sana söyleyeyim mi şu anda ben şimdi mesela bu listeye Dikkatli baktığım zaman biraz önce dikkatimi çekerek baktım bu genel listeye bu ilk dörtte üç tane kadın olması bu üçlüyü çok zorlar. Bozabilir yani. Çünkü kadınların ayak sesleri kadınlar şu anda çok güçlü bence. Yani bir kadın da finale gelirse şampiyon olursa kimse şaşırmasın. Şu andaki her, abi, zaten performansa baktığın zaman kadınlar bu arkadaşlardan üstte mesela. Valla özellikle kadınlar ve erkekler beraber oynamaya başladıktan sonra Merve Aydın harikalar yaratıyor. Evet. Bakın bunu hiç yani konuşmaya evet. bile gerek yok. Hani şimdi biz tabii elimizde uzun listeler var. Survivor'un başından bu zamana kadar olan listeler var. Bir de doğal olarak haftalıkları konuşuyoruz ama hani şu son iki haftayı, 3 haftayı değerlendirelim. Bir Merve Aydın şov var yani. Erkeklerin hepsine ezdi geçti. Yani bu finalde de ben sizi yenebilirim demek. Buyurun Hanzade Hanım. Ee, evet şimdi sistem değişecek bireysel olduktan sonra kişi sayısı yani artık 8 kişilik tek bir takım gibi düşüneceğiz onları. Dolayısıyla Nefse Seda Merve birleşimi bilmiyorum ama birleşirse de yetmez. Yani daha birlerin daha yanlarını almaları gerekir. Ee, bence Atakan, Yunus Emre ve Hilmi Cem'in bu güvenli e, çemberi artık riske girmiş olacak. Safe zone. Safe zone demek istemediğim için güvenli <laughs> çember diye kendi kafamdan uyurdum. Şunu anlayamadım diyaloglarda. Siz anlaysanız bana açıklayın. Diyorlar ki Şimdi aslında 8 kişi tek bir herkes bireysel de yarışıyor olsa bir mavi ve kırmızı apoletleri var ya onların şu an gittikleri zaman. Diyorlar ki erkekler kendi içinde. Şimdi onlar bu birleşme olduktan sonra karşıda yazılacak birileri varken hala karşı diyorlar mavileri aslında. E, bizi ateş ederlerse ya kardeşim siz nasıl bunu böyle telaffuz edebiliyorsunuz Hilmi sen... Nefise senin kendi takımındayken ona ateş etmek mi o zaman? Biz de burada sen nasıl nefse ateş ediyorsun mu diyelim? kadını yazacağını daha oyuna çıkmadan böyle heyecanla oyuna yürürken motivasyon konuşmanda da söylüyorsun. Kaybedersek Nefise girecek diyorsun. Şimdi durum bireysele geçtikten sonra olası bir Nefise'nin seni yazmasını onlar karşı taraf dururken bizi ateş ederler mi gibi nasıl adlandırabiliyorsun? Nasıl bu empati yoksunluğu? seviyesindesiniz. Bunu anlamlandırabilen varsa bana açıklayın. Siz yani siz nefise olsanız tamam evet güzel takım eyvallah birbirine destek oluyor maça çıkıyor tamam ama bireysele geçtiniz dendikten sonra nefisinin Hilmi Cem'e ne borcu olabilir ya? Ne borcu olabilir? Sen biz, biz kaybedersek seni potaya sokacağız kızım dediğin başarılı yarışmacın gücü eline aldığında tabii ki de seni potaya sokabilir. Yani burada nasıl Geçen hafta ayak kaydırma olarak nitelendirilmesini anlayamamıştım. Şimdi de ateş etme olarak algı yani bunu böyle algılamalarını anlam veremiyorum. Ben bekliyorum Nefise'den Yunus Emre, Hilmi Cem veya Atakan'dan birini yazmasını. Kız kendi bas bas söylüyor zaten. Son maç ben oynamayacağım bile demişti. O kadar sinirliydi. Hani şimdi biz bunu bizi ateş ederse görür alır cevabını gibi hiç anlayamadım. Yani çok empati yoksunu geldiler bana bu diyalog. Buyurun. Şimdi e, bir kere bir, bireysel geçtikten sonra sistemin ne olacağı önemli. Yani, Bu da onu da bilmiyoruz belki bir kişi. Sistem zaten yani geçmiş senelere baktığınız zaman sistem şöyleydi. 8 tane yarışmacı bireysel yarışıyor. Oyunun kazananına soruyorlar kim aday gösteriyorsun diye. Evet, zaten böyle bir grupçuluk bir şey olmuyor ki orada. Belki olmayacak. Furkan kazandın. Sen şimdi mavi misin kırmızı mısın kimin arkadaşsın bilemez. Furkan sen kim aday gösteriyorsun? Ersu'yla Hanzade kazandı. Sen kim aday gösteriyorsun? Böyleydi geçen senelerde. Hı -hı. Ama, ama ama bunda da grup grupçuluk olabilir tabii. Yani tabii ki. şimdi mesela normalde <gülüyor> Atakan <gülüyor> Hilmi Cem, Yunus Emre'nin bir fikri vardır. Hangisi kazanırsa kazansın o isim söyler. Ama o arkadaşım biraz konuştuğu da yani bakın onlar 5 kişi olursa 4 kişi olursa onların bir ada oylamasından bahsediyorlar. Evet yanımızda kimleriz. Ada kim oylaması olmayacağını gibi. bilmiyoruz. Belki ada oylaması da olabilir. Yani atıyorum son e, son haftada ada oylaması yapacağız ve herkes birini aday gösterecek de denebilir. Orada o zaman grupçulukların falan bir önemi daha da artar ama Zaten bireysel performans da bireysel adam istediğini yazabiliyor. Yani gözüne kestirdiğini oraya yolluyor, potaya yolluyor. Burada yani o ne kadar dostluk, ne kadar şey biraz da kendini düşünüyor artık insanlar bireyselde. O yüzden sistemin ne olacağını iyi dinlemek lazım. Ona göre karar vermek lazım. Murat abinin de bu kadar kadınların performansına takılmasına ben de takıldım. Kadınlar bu performans yaparken erkeklere karşı yapmadılar. Bugün yani %61, 58 ve 58 tebrik ediyorum ama bu performans zaten kadınlarla oynadıkları için geldi. Yani şimdi bunları Hilmi Cem'le, Atakan'la, Batuhan'la falan kıyaslarken e onlar başkalarıyla oynadı. Kadınlar genelde başka Şunun şurasında iki haftadır beraber oynuyorlar. Evet, kadınların bir artısı var. Yani yarın bir gün o isimlerle eşleşirse seçme avantajlarına da sahip olma ihtimalleri evet daha yüksek. Bu bir avantajdır şu anki sistemde ama o kadar. Yani çok büyük performans, işte hepsini ezmiş geçmişler diyemem. Çünkü onlar kadınlar arasında bir performans gösterdiler. Diğerleri de erkekler arasında bir performans gösterdi. Dolayısıyla o kadınların yüzdesi, diğeri de erkeklerin yüzdesi. O kadar böyle aralarında çok şey olduğunu düşünmüyorum. Bağlantılı bir e, performans birleşkisi olduğunu düşünmüyorum. Bu arada bir ricamız olsun bizim. Şimdi özellikle ve erkekler beraber oynamaya başladıktan sonra... ...hemen o günden bu zamana kadar bence bir istatistik çıkaralım. Bakın bu çok önemli bir veri bence. Yani... Kime nasıl yaramış? Aynen öyle. O bizim Mesela önümüzdeki... Sedat ve Nefis'in bariz düşüşü var. Kaçta girmiş, kaçta çıkmış gibi. Sonra. Evet yani o bize çok e, net bir tablo verecektir. Çünkü bundan sonra kadınlar erkekler beraber mücadele etmeye hmm. başlayacaklar. E, kaç hafta geçirdiler kadınlarla? Yani biz artık hafta olarak nitelendiriyoruz ama tam haftaya denk gelmiyor. Ama kaç eleme geçirdiler desem daha doğru olur. Bu üçüncü eleme e, mi oldu? Vallahi şimdi <laughs> sondan başlarsak zaten son... Üç, üç survival genelde, genelde kadınlar gidiyor bu arada Survivor'da. farkındaysanız. Dabla elendi en son. Yalnız Sam düzelttin. Ondan önce Nagihan elendi. Aleyna da, da aleyh 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 aleyh. elendi. Yani üç tür kadınlar gidiyor zaten. Yani biraz Survivor'da erkekler baskın gitmeye başladı aslında son dönemlerde. Yani seçme avantajları olsa Nagihan zirvedeydi ama elendi. Tamam sakatlığı vardı, handikap vardı da mesela damlada kötü yarışmacı mıydı ama Neredeyse bir şey gösteremedi, varlık gösteremedi, performans gösteremedi. Aleyna, Sercan elenen bir Aleyna ama gün geldi elendi. Yani kadınlar biraz Survivor'da bu birleşmeden sonra bocalamaya başladılar. Kaç eleme olduğunu hatırlıyor musunuz? Üç, Üç mü? Üç. Yani ya, Aleyna'dan var. itibaren. Sercan tabii, aleyna. Sercan Aleyna'ya elendi. Bence Ser, Sercan da. Sercan Aleyna'ya elendi. Dört. Yani dört eleme. Dört elemelik, yani dört elemelik, dört elemelik istatistikleri biz bir çıkartalım. Evet, yapın. O bize önemli bir veri olacaktır diyoruz. Ve efendim Murat abicim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ciddi mi söylüyorsun? Ya. O zaman selam fazla. Tabii tabii. ki efendim. Efendim takım arkadaşım yıllardır kendisini görmüyorum ama şu anda bizi izliyormuş. Sevgili Ünal Uzbay ve eşi Fatoş Uzbay. Yunal Uzbay'a ve Fatoş Uzbay'a buradan selamlarımı iletiyorum. Bizi izleyen herkese de sevgiler, saygılar efendim. Buyurun İhsan Bey. Ee, ben dün bir selam gönderecektim ama bugüne kaldı. Ee, sevgili Atilla abi, tv 8 e ulaştırmadan Atilla abiye. Özellikle sakatlık döneminde benimle çok ilgilendi sağ olsun. Ee, bu ilgisi için ona ekran önünde de bir teşekkür etmek istiyorum. Atilla Burkan'a buradan sevgiler diyorum. Buyurun. Ben de uzun zamandır bizi izliyormuş sevgili seyircimiz Bursa İnegöl'den Naile Ardanıç'a çok sevgiler, saygılar ve selamlarımı iletiyorum. Efendim ben de geçen gün sohbeti muhabbeti oldu. Tabii ki bizim konumuz Survivor ama Beşiktaş Türkiye Kupası'nı aldığında tebrik etmiştik. Ben de buradan bütün Galatasaray camiasını ve Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Şampiyonluk evet, uğurlu sen. olsun diyelim. Efendim güzel bir rekabetti. Dostluk içinde Hoş sohbet içinde tatlı tatlı atışmalar Survivor'da Survivor'daki gibi olursa ne güzel olur öyle değil mi Murat abi dostluk kazansın abi bu iş böyle olsun ya tabii ki dostluk kazansın ee, sizi de ayrıca tabii şey ki olmasın insanlar birbirlerini üzmesin etmesinler ya. üzmesinler ve ben de tabii ki Galatasaray Camiasını yürekten kutluyorum bu şampiyonluk Galatasaray Camiasına hayırlı uğurlu olsun diyorum ve ayağa kalkarak Galatasaray'ın bu şampiyonluğunu bir Galatasaraylı kutlamak istiyor. Ha, beraber kutluyorsunuz peki. Murat <laughs> abiciğim, efendim. Çok güzel bir sezon. Şampiyonluğumuz fizyon. kutlu, <laughs> kutlu olsun, olsun. Hayırlı olsun. Sevgili Okan Murat'a da selamlarımızı gönderelim Hatta buradan. Ellerine sağlık hocam. Dükkanı. Murat abiciğim yalnız ben bakın ilk şimdi herkes selam faslına geçti programı kapatıyorduk. Evet. Ben sizi tebrik ettim. Hiç bana beni de eliniz uzatıp bir tebrik etmediniz beni. Tebrik tebrikleşelim istemiştim ben. Zaten hani sizi zaten tebrik ediyorum da Hani şimdi bir Galatasaraylı olarak deyince o aklıma geldi. yoksa evet. sizi Fenerbahçe, Beşiktaş, bütün Kulüpleri tebrik ediyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz ama. Ha, beni, 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 ben sizden ben bir şeyler istiyordum. Ben. Ha, seni tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> ee, bu düşüncenden dolayı bizim şampiyonluğumuzu ya, hatırlayıp ya. kutladığından dolayı ya. çok teşekkür ederim sevgili <laughs> ne kardeşim. Ne demek efendim. Sağ ne olasın. Demek. Çok teşekkür ederim. Rekabet her zaman güzeldir. Evet. Yeter ki tatlı atışmalar olsun. Survivor Eksana'nın e, bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten sonra sizin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.